biliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Eskiden savaşlarda ve avlanmada kullanılan ok ve yay, günümüzde her yaştan insanın yapabildiği eğlenceli bir olimpik spor dalında kullanılmaktadır. Okçuluk sporu için gerekli olan malzemeler yay, ok ve hedef tahtasıdır. Hedefin üzeri sırasıyla sarı, kırmızı, açık mavi, siyah ve beyaz renkteki dairelerden oluşan bir kağıtla kaplıdır. Her renkten ikişer daire vardır. Okçuluk müsabakalarında kadınlar ve erkekler beyaz giysiler giyer. Aa, sporcu? Hedefin üzerinde içten dışa doğru en yüksek 10, en düşük 1 olacak şekilde puanlar bulunur. Hedefe saplanan ok hangi dairenin içindeyse sporcu o kadar puan alır. Okçulukta amaç belirlenen mesafelerden atış yaparak oku hedef tahtasındaki en yüksek puana saplamaktır. Yarışmalar yarışmanın mesafesine ve türüne göre değişir. Olimpik yarışlarda sıralama atışları için 70 metreden 2 tur halinde 72 ok atılır. Puanlama en yüksek 720 puan kazanılma olasılığı üzerinden hesaplanır ve sporcular aldıkları puana göre sıralanır. Olimpik yarışlarda bir de eleme adı verilen yarışlar yapılır. Seri şekildeki her 3 ok atışı bir set olarak kabul edilir. Her setin en yüksek puanı 2, en düşük puanı ise 0'dır. Beraberlik durumunda her iki sporcu birer puan kazanırlar ve 6 puana ulaşan sporcu karşılaşmanın galibi olur. 5 set sonunda set puanlarında beraberlik olması durumunda ise beraberlik atışı yapılır. Birer ok şeklinde yapılan bu atışta merkeze en yakın oku atan sporcu karşılaşmayı da kazanmış olur. Açık alan yarışlarında kadınlar 30, 50, 60, 70 metrede yarışırken erkekler de aynı metreler ve ilaveten 90 metrede yarışırlar. Kapalı alanlarda mesafe kadın ve erkeklerde 18 metre ile sınırlıdır. Sıralama atışları toplamda 60 ok şeklinde yapılır. Toplam 600 puan olasılığı üzerinden en yüksek puanı atan sporcudan başlamak üzere sıralama oluşturulur. Buna göre en yüksek puanı alan 32 sporcu bireysel eleme yarışmalarına katılmaya hak kazanır. Aman 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 sporcu. Çok teşekkürler ama bu kadar yeter. Görüşmek üzere.